Uzaktan Öğretmenim kanalından herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda sizlerle birlikte ikinci sınıflarımızın birinci dönem konularının tamamını kapsayan Türkiye geneli binlerce öğrencimizin gireceği bir deneme sınavı hazırladık sizler için. Bir dönem boyunca yaptığımız canlı derslerin meyvesini ve sizde ne kadar verimli olduğunu görmemiz için bu deneme sınavı çok ama çok önemli. Peki hangi konular olacak, hangi dersler olacak? Birinci sınıf, ikinci sınıf matematik konuları, Birinci dönemin Türkçe konuları ve birkaç tane bilsem sorusu var bu deneme sınavımızın içerisinde. E tabii ki deneme sınavımızın en önemli özelliklerinden birisi ise ileri düzey deneme sınavı olması. Yani gördüğünüz deneme sınavlarından bir tık daha zor. Yani bir tık daha özellikle yeni nesil soru tipi dediğimiz ileride öğrencilerimizin sık sık karşılaşacağı soru tiplerinin olması bu denemenin özelliği. Şimdi çok çok önemli bir şey söyleyeceğim. Lütfen bütün velilerimiz, öğrencilerimiz buraya dikkatli bir şekilde dinle. Bu deneme sınavını eğer olmadıysanız, şu an izlemiş olduğunuz videonun altındaki açıklama kısmında bu videonun PDF'sine ulaşabileceğiniz bir Telegram adresi var. Tekrar söylüyorum, bu sınavı olmadıysanız lütfen bu videoyu izlemeye devam etmeyin. Neden? Çünkü öncelikle Telegram adresimizden bu sınavın pdf'sine ulaşın. O sınavı pdf'sini öğrencilerimize uygulayın. Daha sonra şu an çözeceğim soruların cevaplarını dinleyin. Bu konuda anlaştık mı? Süper. Peki. Anlaştığımıza göre dediğimiz gibi durduruyorsunuz videoyu. Eğer çözmediyseniz pdf'sini çözdükten sonra devam ediyorsunuz. Şimdi... 15 tane Türkçe sorusu var bu sınavda. 15 tane. 15 tane matematik sorusu. 3 tane de bilsem sorusu var. E her soru 3 puan. E bir, puan bir puan eksik kalıyor. O da benden size olsun çocuklar. Adını soyadını yazan herkese de bir puan vermiş olalım. Toplam 100 puan üzerinden değerlendireceğiz. Yani sınava başlamak bir puan hemen kazandırıyor size. Şimdi sorulara başlıyoruz. Hazırsak arkamıza yaslanıyoruz. Çözdünüz pdf'lerinden öyle kabul ediyorum. Pdf'lerini çözdüğünüz soruların. Üzerinde güzelce yoğunlaşarak şimdi soruların çözümüne başlıyoruz. Birinci Türkçe sorusu. Aşağıdakilerden hangisi alfabemizde? 16. alfabemizin 16. harfiyle başlayıp 6. harfiyle biter. Alfabemizin 16. harfi M harfidir. 6. harfi ise E harfidir. Şıklarda M harfiyle başlayıp E harfiyle biten C şıkkı vardır. Birinci sorunun cevabı C. İkinci soru. Yukarıdaki kelimeler bir kurala göre dizilmiştir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Şimdi kuralı izleyelim, görelim, öğrenelim. K, N, Son hecesiyle başlıyor bir sonraki kelime. Yani şu son heceyi alıyoruz. Yeni kelimenin ilk hecesi oluyor. N, T, C. Bakalım kuralı pekiştirelim. Son hece C. C ile mi başladı? Evet. C, ket. Son hecesi ket. O zaman buraya yazacağım kelime ket ile başlayacak. Bakıyorum. Ket, çap. Evet oldu. Etek olmadı. Kemer de olmadı. Doğru cevabımız A şıkkı. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelime zıt anlamlısıyla birlikte yer almıştır? A şıkkında müthiş bir çeldirici var. Tavşanın sürati kaplumbağanın hızına denk. Sürat ve hız kelimeleri birbirinin eş anlamlısıdır. Eğer şuradaki zıt anlamlısıyla birlikte kısmına dikkatli okumamışsanız birçoğunuzun A demiş olma ihtimali var. Ama cevap A değil. Uzun ince bir yoldayım. Uzunun zıttı kısa, incenin zıttı kalındır. Dolayısıyla uzun ve ince birbirinin zıttı değildir. Gelelim cevabımıza. Gidiyorum gündüz gece. Gündüzün zıttı gecedir. Gördüğünüz gibi zıt anlamlı birlikte yer almış gündüz kelimesi. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. Bir sonraki sorumuza bakalım. Dördüncü soruda aşağıda verilen kelimeler eş anlamlılarıyla eşleştirildiğinde hangi kelime dışarıda kalır? Hem bilgi hem de dikkat sorusu. Güz kelimesi eş anlamlısıyla eşleştiriyorum. Sonbahar. Sene kelimesini eş anlamlısıyla eşleştiriyorum. Yıl. Fayda kelimesini eş anlamlısıyla eşleştiriyorum. Bakıyorum var mı? Var. Yarar merasim, eş anlamlısı tören, yasa, eş anlamlısı kanun. Evet şu an dışarıda sadece bir tane kaldı. O da evet, hatıra kelimesi. Dolayısıyla hatıra kelimesinin eş anlamlısı bu kelimeler arasında yoktur. Bir sonraki soruya bakıyoruz. Beşinci sorumuza. Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle yaparsak sondan bir önceki kelime hangisi olur? Dikkatimizi çekmesi gereken yer sondan bir önceki kelime hangisi olur? Girdi konuşurken kardeşimle babam odaya. Haydi bunu anlamlı bir cümle yapalım. Kardeşimle konuşurken babam odaya girdi. Burada son kelime girdi. Sondan bir önceki kelime ise odaya. Dolayısıyla doğru cevabımız odaya. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Bir sözlükte sıralama sorusu. Aşağıdaki kelimelerin hangisi sözlük sıralamasında ilk sırada yer alır? Şimdi bakıyoruz. Böyle bir durumda hepsinin ilk harfine bakıyorduk. S harfi, S harfi, S harfi. İlk harfler aynıysa ikinci harflere bakıyorduk. Hepsinin ikinci harfi ö, ö, ö. Şu mantığı yürütmek çok zor değil. İkinci harflerde de aynıysa üçüncü harflere bakıyorduk. Z Z ve K harfi. Alfabemizin son harfi Z'dir. Bize ilk sırada yer alanı sorduğu için doğru cevap C şıkkıdır. <laughs> Yedinci soru. Aşağıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur? Cümleyi okuyorum. Asya hasta olduğundan okula gidemedi. Asya sana demiyorum kızım, soru çözüyorum. Asya hasta olduğundan okula gidemedi. Neden gidemedi? Hasta olduğundan. Nereye gidemedi? Okula. Nasıl gidemedi? Cevabı yok. E bize de cevabı olmayanı sorduğu için bu sorunun doğru cevabı C şıkkı. Sekizinci soru. Aşağıdaki cümlede hangi noktalama işareti kullanılmaz? Öğrencilerimizin birçoğunun hata yaptığı sorulardan birisi. Bakalım hangileri kullanılacak? Önce onları bulalım. Hiran'ın annesi bunu un, yağ ve şekerle mi yapmış? diye bir soru. Hiran'ın derken kesme işareti vardır. O zaman kesme işaretini konulan şık elendi. Annesi bunu un, virgül, yağ ve şekerle. Virgül de kullandık. Bize kullanılması soruyordu. Şekerle mi yapmış bir soru var. Soru sorduğu için en sonra soru işareti gelir. Dolayısıyla burada nokta kullanılmaz. Dokuzuncu soruya geçiyoruz çocuklar. Şu ana kadar umarım hepiniz doğru bir şekilde devam ediyorsunuzdur. Full diyorlar çocuklar. Bütün soruları doğru yapınca full diyorlar. Umarım full'dür. Şimdi çok güzel bir okuma metni geliyor. Benim kendi yazdığım bir kitaptan inşallah baskıya girecek. Size bir metin okumak istiyorum. Sonra metinle alakalı sorular gelecek. Ela ilk defa bir köstekli saat görmüştü. Başta zinciri olduğu için kolye zannetmişti. Saat olduğunu anlamamıştı. Çünkü saati gösteren yüzey bir kapakla kapalıydı. Dedesinin verdiği saatle ilgili daha fazla soru sormadı. Zaten çok da ilgisini çekmemişti bu eski eşya. Çok istediği kırmızı bir kırmızı bisiklete bu doğum gününde sahip olamadığı için mutsuz bir şekilde odasına doğru yürüdü. Evet, şimdi sorularına bakıyoruz. Acaba nasıl sorular sormuş bize? 9. ve 10. soruyu metne göre cevaplayın diyor. 9. sorumuz Ela doğum gününde nasıl bir hediye bekliyordu? Evet Ela doğum gününde bisiklet bekliyordu. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. 10. soru. Ela'ya köstekli saati kim hediye etmiş? Babası, dedesi, annesi. Tabii ki de köstekli saati B şıkkı dedesi hediye etmiştir. Gelelim 11. soruya. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde satır sonuna sığmayan kelime doğru ayrılmıştır? Bakıyoruz kitap kelimesine. Ki tap şeklinde ek ayrılması gerekirken kit ap şeklinde ayrılmış yanlış. Bakır kelimesi. Ba kır şeklinde ayrılması gerekirken bak ır şeklinde ayrılmış olmamış. Sakla kelimesi sak la gördüğünüz gibi heceyi bölmemiş. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı. Gelelim 12. soruya. Bir noktalama işareti sorusu ve en çok hata yapılan sorulardan birisi. Boşluklara gelmesi gereken noktalama işaretleri sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir? Bakalım. Yaşasın, maç başlıyor. Bakın ünlem kelimesinden sonra büyük harfle başlarsa ünlem işareti şurada oluyordu. Dolayısıyla en başa ünlem gelecek. Maç başlıyor. Nokta. Yeni transfer ettikleri İlhan, Osman ve Nuri'nin, İlhan ile Osman arasına virgül, Nuri'nin özel isim olduğu için kesme işareti gelir. Performansı yerinde. Nokta. Nuri bugün oynayacak mı acaba? Soru işareti. Neyse maç başlıyor. Nokta. Şimdi bakalım bu işaretlerin olduğu şıkka. Birinci işaret ünlem olacak. Dolayısıyla B şıkkını eledim. Nokta koyduğu için. Sonra nokta gelecek. Evet ikisi de nokta koymuş. Sonra virgül gelecek. Evet A'da C'de virgül koymuş. B'ye bakmıyorum çünkü B'yi eledim. Nuri nin derken çocuklar dikkat edelim lütfen. Nuri nin derken nin kesme işareti. Burada virgül var. Burada kesme işareti var. Şu an cevap C gibi ama ben yine sonuna kadar bakmak istiyorum. Performansı yerinde nokta. İkisi de nokta koymuş. Nuri bugün oynayacak mı acaba? Soru işareti. Evet gördüğünüz gibi C şıkkı yine soru işaretini koymuş ama A şıkkı ünlem koymuş. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak. Bu arada şu duyuruyu yapalım. Çocuklar eğer bu soru pdf üzerinden yani kağıt üzerinde çözmemişseniz mutlaka telegram sayfamızdan kağıdını alın. Ücretsiz bir şekilde çocuklar bütün çalışmamız alın ve önce çözün sonra cevaplarını dinleyin. Gelelim sıradaki sorumuza. Bir yazım yanlışı ve öğrencilerimizin en çok hata yaptığı konudur yazım yanlışı. Veya ben soruyu çözmeden dondurun, çözün, sonra devam edin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 6 Haziran 1987 Perşembe günü doğdum. Evet çocuklar, benim doğum günüm bu arada. Perşembe'nin P'si büyük olması gerekiyordu. Bunların hepsini size derslerde uzun uzun anlatmıştım. B. Kurban Bayramı'nda Ali dedeme gideceğiz. Bayram derken Kurban Bayramı'nın B'si büyük yazılması gerekiyordu. C. Karanfil sokakta mı oturuyorsun? Bakıyorum karanfilin K'si büyük. Sokağın S'si kesme işareti doğru mı ayrı yazılmış. Oturuyorsun bir soru sormuş soru işareti. Burada bir yanlış yok. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı. Hmm. Sevgili çocuklar 14. soruya geçiyoruz. Sizler eğer bu videolardaki soruları önce dondurun çözün sonra cevabını dinleyin. Şimdi gelelim bu sınavda en çok hata yapılan soruya. Her 10 öğrencinin 8'i bu soruyu hata yaptı, hatalı yaptı. Hatta bu oran 9 bile diyebiliriz. Sadece 10 öğrenciden bir çocuk bu soruyu doğru cevap verebildi. Yazım yanlışı. Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi doğru yazılmıştır? Fren. Doğru. Doğruları yuvarlak içerisine alacağım. Gravat. Yanlış. Kravat olacaktı. Meyva Yanlış. Meyve olacaktı. Herkes. Doğru. Yalnız. Yalnız olacaktı. Yanlış vişne doğru çikolata yani şu o'nun a olması gerekiyordu yanlış perşembe doğru dolayısıyla bakıyoruz 1 2 3 4 tanesi doğru bu zor soruya doğru cevap veren öğrencilerimi alkışlıyorum Gelelim Türkçe sınavının son sorusuna bu arada yorumlar kısmına mutlaka kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı mutlaka yazın çocuklar. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin yerine şark kelimesi getirilirse anlam değişmez. Yani bize şark kelimesinin eş anlamlısını soruyor. Bu şarkıyı sana yazdım. Hayır şarkıyla şarkın sadece söylem olarak bir benzerliği var ama anlam olarak yok. Bu yaz doğuya gideceğiz. Bu yaz doğuya gideceğiz. Çocuklar şark doğu demek. Hatta şark odaları falan vardır. Şarkla doğu aynı anlama gelir. Güneş batıya doğru döndü. Hayır, zıttıdır bu. Bu da değil bize aynı anlamı sorduğu için doğru cevabımız B. Evet sevgili çocuklar, şimdi Türkçe sınavı bitti. Türkçeden kaç doğru, kaç yanlış yaptığınızı yorumlar kısmına ve Instagram'da yapacağım bu paylaşımın altına mutlaka yazın. Neden yazmanızı istiyorum? Çünkü bir sonuç çıksın ortaya. Acaba kaç ortalamamız ne? Bunu görmek istiyorum ve şimdi matematik sınavına geçeceğiz. Çok önemli bir hatırlatmayı da yapalım sevgili Evet çocuklar şimdi matematik bölümüne geçtik. Ee, Türkçe'de 15 soruda kaç doğru yaptığınızı yazmayı unutmuyorsunuz yorumlar kısmına. Böylelikle bir ortalama çıkaracağız. Acaba kaç öğrencim kaçta kaç yapmış? Bir ortalama yapmış olacağız. Aynı zamanda Instagram paylaşımımızın altına da yine <laughs> Türkçe'den şu kadar, matematikten şu kadar diye <laughs> kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı Mutlaka ama mutlaka yazın. Şimdi matematik kısmına başlıyoruz. Matematik kısmında sorularımız bir tık daha zor onu söyleyeyim. Ama öncesinde beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın ki bu güzel çalışmaların devamı daha da çoğalarak gelsin. Birinci matematik sorumuz geldi. Hemen birinci matematik sorumuza bakıyoruz. Diyor ki sorumuzda 30'dan başlayıp geriye doğru dikkat edin çocuklar geriye doğru diyor ve 30'dan başlayıp diyor. Dolayısıyla 30'u sayıyoruz. 3'er ritmik saydığımızda söylediğimiz 6. sayı ile 13'ten başlayarak ileriye doğru 4'er ritmik saydığımızda söylediğimiz 4. sayının toplamını istiyor bizden. E hadi yapalım o zaman. Oldukça basit. Sadece dikkat gerektiriyor çocuklar. 30'dan başlayıp geriye doğru 3'er sayacağım. 30, 27, 24, 21, 18 Kaçıncı sayı diyordu? 6. O zaman 15'i de yazmam lazım. Bakıyorum 15 kaçıncı sayı oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. 15'i aldım. Bir de diyor ki 13'ten başlayarak ileriye doğru 4'er say diyor. 13'ten başlayarak dediği için 13'ü saydım. 17, 21, 4'er 4'er sayıyorum. 25. Kaçıncı sayı dedi? 4. sayı dedi. Bakın bu da benim 4. sayım. Bu ikisinin toplamını sorduğu için de 25 artı 15 eşittir 40 cevabını veren öğrencilerim doğru cevapladılar. Şimdi sevgili çocuklar hiç zaman kaybetmeden ikinci matematik sorumuza geçiyoruz. İkinci matematik sorumuzda oldukça güzel bir yeni nesil sorusu. Nehir arkadaşı Kübra'ya aşağıdaki soruyu sormuştur. İki basamaklı en küçük sayıya 3 birlik 2 onluktan oluşan sayıyı eklersek bulduğumuz sayı 5 desteden kaç eksiktir? Kübra hangi cevabı verirse doğru, ver, doğru cevap vermiş olur diye soruyor bize sorumuz. Bakalım Nehir'in sorduğu soruya. 2 basamaklı en küçük sayıya yani 10'a 3 birlik 2 onluk Çünkü daha burada bir tuzak var dikkat edin önce birliği sonra onluğu söylemiş yani buraya sakın 32 yazmayın yanlış cevap verirsiniz birçok öğrencim orada hata yapıyorlar ben size hata yapacağınız yerlerde de uyarıyorum topladım 33 yaptı e neyi soruyor 5 desteden 5 deste kaçtı 50 idi 50'den çıkaracağım şimdi 50'den 33'ü çıkarırsam hemen şurada çıkaralım 50'den 33'ü çıkarırsam 17 cevabını bulurum. Doğru cevap C şıkkı olur. Bir sonraki soruya bakıyorum hemen. Üçüncü sorumuzda Miraç ve kankası Hüseyin'le alakalı bir soru var. Bu arada bu e, isimler bizi YouTube Uzaktan Örtme'nin kanalından takip eden öğrencilerimizin isimleri. Miraç ve kankası Hüseyin bahçelerindeki nar ağacından nar toplama yarışması yapmışlardır. Topladıkları nar sayılarını şöyle ifade etmişler. Miraç Hüseyin'den kaç tane fazlanar toplamıştır diye soruyor. Şimdi Miraç demiş ki top, yuvarlandığında 40 olan en büyük sayı çocuklar yuvarladığımızda 40 olan en büyük sayı 44'tür. Hüseyin de demiş ki yuvarlandığında 30 olan en küçük sayı yuvarlandığında 30 olan en küçük sayı da 25'tir. E 44, 25'ten kaç fazla? Hemen bakalım 44'ten... 25'i çıkararak bu sorunun cevabını bulabilirim. 4'ten 5 çıkmaz. 10'luk verdim. 14'ten 5 çıktı 9. Burada 3 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1. Doğru cevap A şıkkı olacak. Doğru cevap. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Hiç vakit kaybetmeden bir sonraki sorumuzda yani 4. matematik sorumuzda birçok öğrencimizin hata yaptığı bir çalışma var. Şurada ben bu çalışmayı yine YouTube derslerimizde uzun uzun anlatmıştım nasıl olduğunu. Aynen şu şekilde. Burada bize elmayı, narı ve muzu bulmamızı istiyor. Nasıl bulacağız örneğin elmayı? 12'den 9'u bakın bu ne? Tablosu çıkarma işlemi tablosu. O zaman çıkaracağım. 12'den 9'u çıkarırsam 3 bulurum. O zaman elma 3 olur. Muzu nasıl bulacağım? 25'ten 17'yi çıkararak bulacağım. 25'ten 17'yi çıkarırsanız hemen zihinden çıkarma yapalım. Hop 8 olur. Narı bulalım. Narı bulmak için de sevgili çocuklar 30'dan 17'yi hop hop çıkaracağım. Niye çıkarıyorum? Çünkü burada bir çıkarma işlemi var. 13 olur. Şimdi bana diyor ki bu üçünün toplamını bul diyor. Yani 3, 8 ve 13'ün toplamını bul diyor. Bu üçünü dikkatli bir şekilde topladığımızda 24 cevabını buluruz diyoruz. Sevgili çocuklar sizlerden isteğim bu soruları önce çözün sonra çözümlerini dinleyin. Telegram sayfamızdan çünkü bunları paylaşacağız. Telegram sayfamızda bunlar yazacak. Bu soruları tek tek çözün mutlaka. Ondan sonra çözümleri dinleyin. Veya YouTube evet, Mete eline ok ve yayını alıp 3 tane atış yapmıştı. Birinci atışında 15. ikinci atışında 21'i vurdu. Yani toplam. Üçüncü atışında ise 21'den küçük 15'ten büyük bir sayıyı vurmuş diyor. 15'ten 21'i toplarsak ilk 2 atışında 36 sayısını vurmuş Mete. O zaman 3. atışı ne olabilir dedik. Burada 15'ten büyük 16, 17, 18, 19, 20 sayılarını vurmuş olabilir. Örneğin 20'yi vurduğunu farz edelim. 3. atışında ne olur topladığımda 36, 20 daha 56 yapar. Demek ki Mete en fazla 56 puan alabilir. En az kaç puan alabilir? Mesela 16'yı vurduğunu düşünelim 3. 16 ile 21 topladık 36. E, 36 ile de 16'yı toplarsak 52 olur. Yani Mete en az da 52 puan vurmuş olabilir. 52 ile 36 arasındaki şık benim cevabım olacak. Bakıyorum 59 56'dan büyük 46 52'den küçük. Dolayısıyla doğru cevabım A şıkkı olacak. Evet sevgili çocuklar 6. soruya geçiyoruz. 6. soruda 2G sınıfının mevcudu 36'dır diyor. Hemen sorumuza dikkatli bir şekilde bakalım. Sınıftaki öğrencilerin bir düzinesi yani 12 tanesi 12 kişi satranç kursuna gidiyor. Hemen yazalım üstüne. 12'si satranca. Bir destesi Ebru kursuna gidiyor. Gittiler. Kalanlar ise gitar kursuna gidecekler. Müzik kursuna giden yani gitar kursuna giden öğrenci sayısı kaçtır diye soruyor bize. E şimdi satrançla Ebru'ya gideni toplayalım. 12 artı 10 eşittir 22. E peki toplam 36 kişiydi. 22'yi çıkarırsak geri kalanlarda müzik kursuna gidenler olur. Dolayısıyla doğru cevabımız 14 yani B şıkkı olur. Çocuklar hiç ara vermeden devam ediyoruz. Bu arada ben sayfayı değiştirirken sizler de beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin sevgili çocuklar. Daha fazla öğrencimizin istifade etmesi için. Gelelim en çok zorlanılan sorulardan birine. Bir öğretmen defterine 5 yıldız alan öğrenciye defterine 5 yıldız alan öğrenciye bir tane tenis topu vermektedir. Güzel. 5 yıldız bir top. Sınıfa sene başında 2 deste top getiren yani 20 tane top getiren öğretmenin sene sonunda elinde 7 tane top kaldığına göre öğrencilere kaç yıldız vermiş olabilir diye sormuşuz. Sevgili çocuklar 20 tane top getirmiş, 7 tanesi kalmış. Dolayısıyla tam 13 tane 13 tane top vermiş öğrencilerine. E her top 5 yıldız demek değil miydi? O zaman 13 tane 5 sayacağım sevgili çocuklar. 13 tane 5 parmaklar hazır. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 diyorum. Demek ki doğru cevabım 65 olacak. Bir sonraki soruya geçiyoruz hemen. 8. sorumuzda diyor ki bir terazi var yine harika bir soru çocuklar sizin sizlerin karşısında. Sizler dediğim gibi tekrar dur, durdurun, çözün, öyle devam edin ve mutlaka Telegram sayfamızdan bunların çıktısını alın, kağıt üzerinde de bir deneyin. Birinci terazinin sol kefesine 9, sağ kefesine işte 9 ve 5 kiloluk ağırlıklar konuluyor. Bakın 9 ve 5. Yani toplam ne yapar? 14. Sağ kefesine ise 2 karpuz varmış. Bakın ne diyor? Karpuzların ağırlıkları aynıymış. Şimdi 14 buraya konulmuş, 2 karpuz buraya. İki karpuzun ağırlığı birbirine eşitse o zaman her karpuz 7, 7'dir ağırlığı dengede olması için. Sonra bu karpuzu almış buraya koymuş. Yani 7 kilogram değil miydi ağırlığı? İkinci terazinin sol kefesinde bir karpuz. Evet. Ve 5 kiloluk ağırlık vardır. E bir karpuz 7 idi. Ağırlık da 5'ti. 7 artı 5 eşittir 12'dir. Yani burada toplam 12 kiloluk ağırlık var. Sake kefesine 3 şey, tane aynı ağırlıkta ananas koymuştur. Bakın 3 tane ananas ve 3'ü de birbirinin aynısı. E, ağırlıkları toplamı kaç? 12. Çocuklar 3 tane aynı sayıyı toplayacağım ve 12 olacak. E, bir ananasın kilosu kaç kilodur diye soruyor. Şıklara bakıyorum. 7, 12, 4. Her bir ananas top 3 tanesi 12 olduğuna göre her bir ananas 4 artı 4 artı 4 yani 4 kilogramdır. Sorunun şurasını bir ananası sorduğunu dikkatle okumayan öğrencilerimin B demiş olma ihtimali var. Ama maalesef B diyenler yanlış cevap verirler. Evet doğru cevabımız tekrar söylüyorum C şıkkıydı sevgili çocuklar. Hiç ara vermeden, zaman kaybetmeden bir sonraki sorumuz, tatlı bir sorumuz var burada. Bir fil var. İzmir fuarında bulunan sevimli fil Bahadır'a günde 3 damacana su verilmektedir. Bahadır 2 damacanayı tamamen bitiriyor. 3. damacanın içerisinde ise 8 bardak su kalmıştır. Her damacana 15 bardak su aldığına göre Bahadır kaç bardak su içmiştir. Şimdi her damacana 15 bardaksa Bahadır bir kere 15 bardak artı 15 bardak toplam 30 bardak eşittir içmiş. E, üçüncü damacana da ise ne yapmış? Üçüncü damacana ise 15 bardağın 8 bardağı kalmış. O zaman 15'ten 8'i çıkarırsam 7 olur. Yani Bahadır 3. damacanadan da 7 tane içmiş. E 30 tane burada içmişti. 7 tane de burada içti. Cevabım 37 olur ama yine hatalarınızı söyleyeyim. E, gidip de 30'un üzerine kalan bardağı ekleyip 38 bulanlarınız vardır. Evet maalesef o öğrencilerimiz dikkatli okumadıklarından dolayı yanlış cevap bulmuşlar. Cevap A şıkkı 37 olacaktı. Gelelim bir sonraki soruya. 2 düzüneden büyük en küçük sayı. Bir dakika bir dakika ne demek istedi? 2 düzüne 24 İki düzineden büyük en küçük yani 25 sayısını söylüyor ile 3 desteden küçük en büyük. E 3 desteden küçük olacak en büyük olacak 29 sayısının toplamını soruyor. 25 artı 29 toplarsam 54 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı olur. Sevgili çocuklar umarım şu ana kadar her şey yolunda gidiyordur. Şimdi gelelim bir geometri sorusuna. Çok güzel bir soru. Yukarıdaki ve şekilleri yüzey sayılara göre dikkat edin yüzey sayılarına göre büyükten küçüğe sıralarsanız sıralama nasıl olur? Şimdi hepsinin yüzey sayısını bir bulalım. Kürenin bir yüzeyi vardı. Silindirin 3. Bu bir üçgen prizma. Üçgen prizmanın 9. Koninin ise 2 tane yüzeyi vardı. E hadi sıralayalım bakalım. Neyden neye ama büyükten küçüğe bakın. Burada özellikle küçükten büyüğe şıkkını da koydum. Onlara dikkat edin. Büyükten küçüğe dediği için ilk 9 yani üçgen prizma olacak. A şıkkı gitti. Sonra silindir olacak. Aa, yine silindir. Evet doğru gidiyor ikisi de. Sonra koni olacak. Evet koni diyen B şıkkı. Dolayısıyla B diyenler doğru cevap verdi. Sevgili çocuklar gelelim 13. soruya. Diğer soruya geçerken tekrar beğen butonunu hatırlatıyorum. Ve eğer bu soruları kağıt üzerinden çözmediyse niz mutlaka çözün. Sonra bunların çözümlerini dinleyin. 13. soru 34 sayısının rakamlarının yerleri değiştirildiğinde. Nasıl yani 34'ün rakamlarının yerleri değiştirildiğinde sayı nasıl değişir diyor. 34'lü değişirse 43 olur. Bir kere arttı değil mi? Azalır diyeni eledik. Çünkü sayı 34'ten 43 oluyorsa artmıştır. Peki ne kadar artmıştır bakalım? 43'ten 34'ü çıkarırsak cevabı bulacağız. 3'ten 4 çıkmaz. 13'ten 4 çıktı 9. Burada 3 kaldı. 3'ten 3 çıktı 0. Cevabımız 9 artar diyoruz. Evet çocuklar biraz hızlı çözüyorum soruları çünkü süreyi çok da uzatmak istemiyorum. Siz zaten dondurup tekrar tekrar dinlersiniz ihtiyacınız olan soruyu. Yine harika bir soru geldi. 14. soru. Aynı anda açılan iki musluktan birinci musluk bir kova su doldurduğunda ikinci musluk aynı kovanın yarısını dolduruyor. Yani çocuklar burası bir kovanın tamamını doldurduğunda burası yarısını dolduruyorsa burası neyi soruyor? Birinci musluk 4 kova su doldurduğunda bakın yarısı değil mi? Burada 4 kova su dolduruyorsa bu da onun yarısı kadar doldurur. E 4'ün tam yarısı ortadan 2'ye böldüğümüzde ne olur? 2 olur. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olur. Biraz zeka sorusu. Gelelim 15. soruya. Evet. 15. soruda diyor ki yine çok kaliteli bir soru hazırladım sizler için. Doruk Doruk, Yasin ve Eymen 3 arkadaştır. Karın yağdığını görünce hemen bahçeye inip oynamak için kar topu yapmaya başladılar. Yaptıkları kar topu sayılarını ise aşağıdaki şekilde ifade ettiler. Bakalım ne soruyor bize? Sorusuna da bakalım çocuklar. Küçükten büyüğe sıralayın diyor yaptıkları kar topu sayılarını. Bakalım. Yasin, Doruk, pardon, 2 birlik 3 onluktan oluşan sayı ama dikkat edin birlik onluk demiş. Yani 32 tane kar topu yapmış. Yasin, onlar basamağı 3 olan Hemen yazdım. 3 olan en büyük sayı. En büyükleri için 9 yazdım. Evet 2 basamaklı sayı 39. Eymen ise üst düzine yani 36 tane kar topu yapmış. Zaten gördüğünüz gibi şurada hasta da olmuş yani herhalde burnu akıyor. Peki çocukların yaptıkları kar topu sayılarını büyükten küçüğe sıralarsak en çok Yasin yapmış. Sonra Eymen sonra Doruk yapmış ve doğru cevap C şıkkı diyoruz sevgili çocuklar. Evet harika bir sınavdı. Ben çok 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 güzel sorular hazırlamaya çalıştım sizler için. Matematiğin 15. sorusunu da çözmüş olduk. 15'te kaç tane doğru yaptığınızı yorumlar kısmına ve bu paylaşımı Instagram'da da paylaşacağım. Mutlaka paylaşın çocuklar. Gör, e, görelim kimin ne yaptığını. Bu çok önemli benim için. E, 3 tane bilsem sorusu hazırladım sizler için. Küp soruları. Aşağıda kaç tane küp vardır diyor. Çocuklar tepeden bakma yöntemi var. Bunu özel olarak bir video yapacağım bu konu için. Tepeden baktığımızda bakın 1, 2, 3, 4 şurada tam 4 tane küp var. Tepeden baktığımızda. Burada 3 tane var. Buralarda 2, 2, 2, 2 var. Bakın hepsinin tepesine yazıyorum. En sonunda toplayacağım. Buralarda birer tane var. E hadi toplayalım bakalım. Tepeden baktığımda Kaç tane olduğunu yazdıktan sonra 4, 3 daha 7, 3 daha 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21. Dolayısıyla 21 tane küp vardır. Sevgili çocuklar bir sonraki bilsem sorusuna geçiyoruz. Bize bir şekil vermiş ve nasıl devam etmesi gerektiğini sormuş. Gördüğünüz gibi bu şekil böyle olmuş sonra da şöyle olmuş. E, ne olacak anlamaya çalışıyorum şeklini ikinci ile kıyasladığımda en dıştaki en içe gelmiş. E evet. Bu da bir ne olmuş? Şuradaki kare de en dışa gelmiş. Yani yeni şekli içeriye içeriye koyacağım. Buradaki en dıştakini yani kareyi hop en içe koymuş. Üçgen bu sefer en dışta olmuş. E burada da yine en dıştakini en içe koyacak. O zaman en dışta şöyle bir daire olacak. Onun içinde böyle bir kare olacak. Şu en dıştaki üçgende en içe gelecek. Şöyle bir şey olacak. Bu şıkkı bize veren hangisi? Tabii ki de C şıkkı. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı diyoruz. Geldik deneme sınavımızın son sorusuna. Çok güzel, rengarenk bir soru geldi sizler için. Bu soruda diyor ki bu şekil ile bu şekli topladığında ortaya ne çıkar diyor. Bakıyorum. Şimdi bu şekli buraya eklediğimde bir kere şurada elma olur. Tamam. Üçünün de orasında elma var. Şuralar. E şu alt tarafta olduğu gibi altta olur. Portakal, armut ve elma şeklinde. O zaman bu şık gitti. Peki. Bakıyorum şimdi dikkatli bir şekilde. E elmalar. Şu iki şekil arasındaki farka bakıyorum. Burada bir tane ee, portakal var. Ama şeklinde şurasında portakal yok. Bakın şurada portakal yok. Hop elma var. Dolayısıyla şey, portakal yok armut var. Demek ki doğru cevabımız B şıkkı diyoruz. Ve deneme sınavımızı bu şekilde sonlandırıyoruz. Sevgili çocuklar sizler yapmanız gereken birinci şeyi söylüyorum. Bu çalışmaları mümkün olduğunca birçok öğrenciye ulaşmasını istiyorum çocuklar. Çünkü gerçekten gece 2'lere 3'lere kadar çalışıp üzerinde emek verip e, ortaya çıkardığımız çalışmalar e, Türkiye geneli bir çalışma. Bütün Türkiye'deki herkes hatta yurt dışından bile öğrenciler giriyorlar. Bazen mesaj atıyorlar. Hocam Türkiye'deki müfredatı sayenizde takip ediyoruz diye. E, ileri düzey bir çalışma gördüğünüz gibi sorularımız o kadar da kolay değil. Hatta çok zorlayan sorularımız da vardı. Telegram üzerinden mutlaka ama mutlaka sevgili çocuklar Telegram üzerinden çıktısını alın. Telegram linkini bilmiyorsanız bana Instagram'dan mesaj atın ben size gönderirim. Tamam mı? Onun haricinde e beğenelim çocuklar beğendikçe YouTube bu videoyu daha fazla ön plana çıkarıyorlar. Beğenmeyi unutmayalım. E tabii ki abonesinizdir diye düşünüyorum. Eğer değilseniz de çok basit. Lütfen abone olursanız bu da bizim için moral, motivasyon, enerji olur. Yarın çocuklar çok güzel bir her gün saat 19.30'da çok güzel çalışmalarımız oluyor sizlerle. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.